yukarısında üst bölgede yer alan Özfut oyuncularının açısı gayet iyi bir noktada. Arkon LSD ekibinden Trabi düşürmeyi başardı. Kofi'nin şimdi güzel bir açısı var ama arkasından gelip S4M ekibi oyuncuları onları rahatsız edebilir diyeceğim ki onlar da rahatsız olabilecek durumda. Enjoy bu arada kedi düşürmeyi başaran isim oldu. Unicorns ekibi ilk nakını, ilk kaybını verdi diyebilir miyiz? Yani ilk bakalım maçtan bu yana neredeyse kayıp vermeden devam ediyorlar. Bu arada Tekno Genç'in bir neydi vardı. Sonrasında M7 ekibinde Zeno nakına olan isimdi. Tron da uzak mesafeye güzel vuruşlar yaptı. Bekladığıyla çok mükemmel bir meriden çizpreyi geldi. Sivgültuna Royce'un olduğu bölgeye doğru ki altlardan da şimdi 99 Cruiser'a doğru o sprey denemeleri devam ediyor. Geç bu arada hızlıca kill skorlarını almaya devam eden isim. Canlarımızdaki Keç hemen önündeki Defend Yourself ekibi ve M7 ekibi oyuncularının olduğu bölgeye bakmaya devam ediyor. Bölgeden kendisine kill skorları aramaya devam edecek. Şimdi Levi ekranlarımızdaki isim de Sufi etrafına bir smoke duvarı kurarak o ateş altından çıkmayı deneyecek. Takım arkadaşı Zeno'yu almaya çalışacak. Keç bu arada Tekno Genci bitirip hanesine kill olarak yazdırdı. Hepinin vuruşlarıyla Spinoza oyun alanına veda ederken Tron Uflaz'ı bitiren darbesini vuruyor. Şimdi Impossible o bölgede nakını alan oyuncuydu. Tron uzaklardaki 6 numaralı slotta yer alan Just Kidding ekibi oyuncularından Levi'nin olduğu bölgeye bakıyor. Levi bu arada oyun alanından darbeler yemeye başladı. Hızlı bir şekilde oyun alanına girmesi gerekiyor dediğim anda naklanan isim oldu. Takım arkadaşları şu anda o bölgede güzel de kill skoru aldı Just Kidding ekibinde. Sabrın sonunda bence güzel bir kill skoru diyebilirim ben orada. Yani sabırlı davranmayıp orada erken bir çıkış gerçekleştirseydi belki de o kill skorunu alamayacaktı ama şimdi Keç'ten o sprey denemesini göreceğiz ki Keç takımının 7. kendinin 6. kill skorunu aldı sevgili Tuna. Evet, Unicorns da neymiş mi diyor acaba Keç. Ben de buradayım diyor şu anda. İlk maçta Eren Angel haritasında yapamadıklarını şu anda Keç Miramar haritasında mı yapıyor? Bayağı kızmış gibi. Kızmış gibi sanki ben öyle hissettim bilmiyorum. Yani biz de Keç'i durdursun. Belki de Keç şu anda takımın 10 kill skorlarını kazandırıp 20-22 belki de 23 kill skorlarını ulaştıracak isim. Yani oyun alanı içerisinde Keç'e yakın bile kimse yok gibi kill skorunda. Hatta oyuna veda eden ekiplerde oyunculara da şöyle bir göz atıyorum yok. Keç ciddi bir şekilde farklı bir şekilde şu anda oyun alanının içerisindeki hakimiyetini devam ettiriyor. Peki her maç bir ekibimizin 20 kill üstü alması sevgili Tuna. O zaman sıralama ne hale gelir bilmiyorum. Yani 5 maç sonucunda kaç puanı görürüz bilemiyorum yani ciddi skorları görebiliriz. Bu arada Kofin aklanan isim oldu. LSD ekibinde Cengin vuruşlarıyla kavurlu bir bölgede takım arkadaşlarından destek gelebilir dediğim anda o destek. Şimdi takım arkadaşını oyun alanına dahil etmeyi deneyecekler. Deathside o bölgedeydi. Sezer'in vuruşlarıyla Fresh naklanan isim oldu. Frozen'dan Arvin'in olduğu bölgeye giden atışlarda başarı vardı. Frozen'da nakallanan isim de Keç. Şimdi takım arkadaşı Fresh'i yakaladı. Oyun alanına dahil etmeye çalışacak. Biraz suskun kaldı Unicorns ekibi. İlk maçta sanki 26 kill skoru aldılar ama şu anda belki de o 26 kill'in rahatlığı mı var sevgili Tuna? Olabilir mi? Yani 5 maç var bugün. Öyle çok da rahatlamaları bence normal değil. Hadi ilk 2 maçta çok güzel kill skorları alırsınız. Sonrasında evet biraz daha rahatlayalım, biraz daha sakin sıralamaya oynayayım diyebilirsiniz ama bence çok erken. Yani her an dönebilir. Her an her şey olabilir. Bu kill skoruyla erken veda ederlerse ki şu anda 9 takım var. Şu anda bile veda etmeleri Unicorns ekibi için o ilk maçta aldıkları kill skorları çok etkisiz kalabilir. Hani bakalım şimdi 99 Cruiser üzerine doğru çek bu arada Tony Vanilla o kill skorunu almayı başardı. Aa uzaklardan Coffin. Alacak o kill skorunu ve aldı Coffin. Coffin'in kill skorunu da aldı. Keçi burada biraz durdurdular diyebilir miyim? Yani evet durdurmaları lazımdı yoksa Keç gidiyordu. Eğer durdurmasalar oyun alanı içerisindeki oyuncularda fark etti sanırım. Deathside'dan da güzel vuruşlar geldi.
Frozen'da şimdi Arwen düşündü. Şey skorlarında çektiler ve Supermassive ekibi aramıza veda etmiş durumda oldu. Böyle biraz daha alt kısımlara doğru gerçekleşeceğim. Oradan da Surreal Esports ekibiyle Unique Unicorns ekibinin karşılaşması var. Angel 7'i görüyorum ben bu bölgede. Takım arkadaşı da Jetkin'in aklanmış durumda. Pace Angel 7 Arkon 3'ü devam ederken Solkay bu arada Frozen'ın aklamayı başardı. Frozen orada olan tek isimdi. İki skorunu hemen hızlı bir şekilde çekmeyi başardılar. Analize doğru şimdi belki bir sprey denemeleri gelecek. Olgay yalnız ultisinin içerisine doğru sevgili var. Random bir sprey atışı gerçekleştirseydi nasıl olurdu? Yani iki skorlarını hanesine yazdırdı bence. O da peace. Elinde neydi ile geliyor. Kedin olduğu noktaya sallayacak. Hadi at onu yoksa patlayacak elinde. Derken peace o neydi attı ama hızlı bir şekilde karşılık geldi olduğu bölgeye. Oyun alanı içerisine bakacak olursak avantajlı durumdaki ekibe bakacağım şöyle. Nimos Champ ekibi hızlı bir şekilde o bölgede yer tutmuş isimlerden. Özfoot oyuncuları da alanın içerisinde yer tuttular. LSD şimdi oyun alanının içerisine girmeye çalışan ekiplerden biri. O bölgede Nimos Champ oyuncularıyla karşılaştılar. X-Ray'in Mac'ı vardı. Deathsight analizi bitiren darbeyi vurdu. LSD oyuncuları da Timber'ın mükemmel bir neydi geldi sevgili Tuna. White ve Cenk atlandı bir anda. Yani o küçücük camdan o ne? Mükemmel tahmin. Bölgeyi de zorlamaya devam ediyor. Onakları da kilini çevirmeye devam ediyor hala netleriyle. İki şimdi hemen karşısındaki S4M oyuncularının olduğu bölgeyi deneyecek. Bu arada X-Ray'in neydi? X-Ray'in neydi? O bölgede kill skorlarını aldı. Ve bu arada Siki bence o bölgeye doğru bir yanıcı atarsa. Beni duy Siki'de at o bölgeye doğru bir yanıcı. Kill skoru istiyorsan bence atmalısın. Denemedi. Bence riski atmadı. Biraz daha geriye geçti ama hemen arkasından gelen Surreal Espor oyuncuları onları rahatsız edebilir. Bu arada Jetkill Forza'yı bitiren darbeyi vurdu. İkiyi de o bölgedeki sesleri aldı. Surreal oyuncularının seslerini aldılar. Biraz daha sakin kalmayı deneyecektir. Şimdi Koffin uzaklardan Enjoy'un üzerine denemeye başladı ama atışlarında başarı yok. Lats'ın vuruşlarıyla Peace naklanan isim oldu. Hızlı bir deneme. İki sürekli açısını değiştiriyor. Çok fazla sabit kalmadı bölgesinde. Lats bu arada Jetkill'de düşüren vuruşunu yaptı şimdi. Sfutek gibi oyuncularından Lats o da kill skorlarını almaya çalışacak. Hanesine killerini yazdırmaya çalışacak. Oyun alanı ciddi bir şekilde karışmaya başladı. İki uzaklardan değiniyor. Bakalım 7. alan nereye verecek? Kim avantajlı olacak derken neredeyse kendi içerisine doğru küçüldü. Oyun alanı darbelerini vurup oyuncuları düşürmeye başladı. Kill skorlarını almaya başladı tekrar. Timber'ın vuruşlarıyla Enjoy naklanan isim S2 Lats'ın üstüne deniyor. O bölgede onu düşürdü. Koffin takım arkadaşı Lats'ı yakalamak için hızlı bir şekilde bagiyle o bölgeye ilerledi. Şimdi random atışlarla sislerin içerisinde kendisini hedef aramaya devam ediyor. Solkay o bölgeye yakın her an S2'nin olduğu bölgeyi oynayabilir. Jetkill oyun alanının kıyısında nak durumdaydı. Lats'ın vuruşlarıyla naklanan isimdi. Sonrasında da oyuna veda eden isim oldu. Koffin'den sürekli oyun alanına gelebilecekleri noktaya güzel bir sis koridoru oluşturdu. Şimdi oradan ilerlemeyi deneyecekler buggy ile. Hızlı bir geçiş yapabilirler. Çok güzel sis koridoru oluşturdular o bölgede. Sıkiriden o molotof geldi. Solkay'ın olduğu bölgeye geldi ama Solkay evin dışarısındaydı. X-Ray bu arada Arkon'u bitiren vuruşu yapıyor. Solkay'ın vuruşlarıyla da Timber oyuna veda eden isimdi. 3 takım 6 oyuncu kaldı. Hızlı kayıplar verdik. O sessizlikten, o sakinlikten birden 3 takım 6 oyuncuya düştük. Şimdi Nimos Champ ekibinde X-Ray ayakta kalan isim. Özfoot ekibinde Lats, Koffin, Deathsight ve Solkay dörtlüsü ve Daphne'nin meleklerinde de S2 ayakta kalan son isim. Şey bu arada Koffin düşürmeyi başardı. X-Ray Lats'ı da düşürdü. X-Ray hızlıca o kill skorlarını alıyor. Koffin'in de kill skorunu çekmeyi başardı bu arada. Ki X-Ray Deathsight'a Deathsight'ın o spreyini maça veda eden isim oldu. X-Ray o bölgede çok iyi devam ediyordu ama maalesef
Arda Sinclair oyun alanından darbelerini yemeye başladı. Deadside'e bir yandan o bölgeye deneyen isim derken güzel bir vuruşla, maçı sonlandıran vuruşla takımına galibiyeti getiriyor Deadside. İkinci sırada Daphne'nin meleklerini görüyoruz. Üçüncü sırada da Moçeyms ekibini görüyoruz. Ve şöyle 3 yıl barajını aşan bir isimle de Orasha Dorincam. Vermasif ekibinden. Geç dikkatimizi çekmişti. 2-2 skoru sevgili Tuna. Biraz daha aşağılara doğru inecek olursak 3 kill barajına aşan kimseyi ekranlarda görmüyoruz.